Merhabalar, Yeniden Refah Partisi Sultan Gazi İlçe Başkanı Sayın Yasin Kul'la birlikteyiz. Başkanım, üçüncü kezdir görüşüyoruz. Elhamdülillah. Nice üçüncü kezler inşallah. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Allah'a. Sizler de hoş geldiniz. Gündemi değerlendirirken sizin de aslında programın formatından bazen çıkıyoruz. Süre uzayabiliyor ama işin doğrusu programcı olarak bu bizim işimize geliyor. Eyvallah. Biz çok konuşan ve akıcı konuşan ilçe başkanlarını seviyoruz. Allah razı olsun. Bizler de sizleri seviyoruz. Allah eksiklerinizi göstermesin inşallah. Amin cümlemizi. Nasılsınız? İyisiniz? Hamdolsun Allah'a çok şükür. Sizleri gördük, daha iyi olduk. İnşallah sizler de iyisinizdir. Şükür biz deyiz. Gördüğümüz kadarıyla iyisiniz. Hamdolsun. Afiyetiniz yerinde, sıhhatiniz yerinde. Bu arada Umut Öztürk abimize de buradan saygılar, hürmetler, selamlar. Eşi herhalde şu an yoğun bakımda. Rabbimden şifalar diliyorum. Dün de biliyorsunuz şehitlerimiz vardı, 4 tane. Rabbim bir daha şehit acısı bu milleti yaşatmasın. Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum kendime. Başkanım, gündemi değerlendirerek başlayalım. Yeniden Refah Partisi'nin aslında Sultan Gazi'deki çalışmaları hızla devam ediyor. Sürekli sahadasınız. Bir yedek vardı girişte. Evet. Aslında bir ara onun esprisini de yaptık. Yedekle mi çıksaydınız? Bir dahaki sefere çünkü sizi diyorum. Sosyal medyada çok sık görüyoruz. Sürekli yedek sırtınızda sokaktasınız. Sahayla ilgili biraz soralım. Sağ ne durumda? Eyvallah, Allah razı olsun. Öncelikle tekrar ilçemize hoş geldiniz. Yine böyle güzel bir programda birlikte olduk. Cenab-ı Allah nice birliklerine nasip etsin inşallah. Sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten Sultan Gazi'mizin nabzını tutuyorsunuz. Hem siyasi, hem içtimai, hem kültürel olarak Sultan Gazi'mize kattığınız çok şey var. Son dönemlerde gördüğüm kadarıyla spora da bayağı bir eğilmişsiniz ve spor faaliyetlerinizi de sürmekte. Rabbim öncelikle sizlere muvaffakiyetler nasip etsin. Sultan Gazi'yi ele aldığımızda Sultan Gazi'de herhalde şu anda 10. ayımızdayız. İlçe başkanlığı olarak 12. ayın 18'de yapmış olduğumuz kongremizle birlikte çok süratli bir giriş yaptık. Tabii ki bunu bir program dahilinde yaptık. İlk 5 ay hedeflerimiz doğrultusunda Sultan Gazi'mizde tüm mahallelerde program yapmalıydık. Ki elhamdülillah programları yaptık. 2. ayımızda Cenab-ı Allah bizlere bir hastalık yaşattı. Tekrar tabii ki şifasını da verdi. Allah'a hamdolsun. O hastalığımız sırasında ekip kardeşlerimiz, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, mahalle teşkilatlarımız daha bir bu işe sarıldılar. Çünkü başkanları başlarında yoktu. Dolayısıyla sahayı boş bırakmayacaklardı. Ve öyle de oldu. Onlar da çalışmaları sürdürdüler ve hedeflerimize emin adımlarla gitmekteyiz. İlk 5 ay girmediğimiz mahalle kalmadı. Tüm mahallelerde aktivitelerimizi yaptık. Tabii ki bunlarla beraber teşkilatımızın herhangi noktasında neresinde eksiklerimiz varsa o eksiklerimizi tespit ettik ve o eksiklerimizi giderdik. Çalışmalarımızı çünkü ilerleyen süreçte daha iyi yapmalıydık ve önümüzde 2023 yılında seçimi var. Hazırlıklarımız bu şekilde devam etmekte ve ilk 5 ayın sonrasında da tüm icra kurulumuzu, Allah'a hamdolsun, bugün belki tüm ilçe başkanlarının en büyük hayalidir. Tüm icra kurulunun ilçe başkanlığı statüsünde olması, yani ilçe başkanlığının düzeyinde olması, hem eğitim hem diğer faktörleri de ele aldığımızda bu sistemi böyle biz elhamdülillah başlattık ve bugün bütün icra kurulumuz bir ilçe başkanı gibi bir siyasi parti ilçe başkanlığını yapabilecek düzeyde saha çalışmalarında tabii ki vatandaşla nasıl konuşacaklarını biliyorlar. Toplantı düzenini biliyorlar. Teşkilatçılığın ne olduğunu biliyorlar. Bunlar çok büyük faktörler. Bu da yetmiyor. Hem ulusal hem uluslararası siyaseti yakından takip ediyorlar. Herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığımızda bizler yönetim kurulu toplantımızda siz olsanız, devlet başkanı olsanız şu sorunla karşılaştığımızda ne yapardınız diye onların fikirlerini alır. Çünkü biliyorsunuz tarihin her döneminde son 50 yıldır milli görüş teşkilatları devletimize devlet adamı yetiştirmekte. Genel başkan yetiştirmekte, siyasetçi yetiştirmekte. Bizim de böyle bir görevimiz var. Biz bu soruları soruyoruz ki kardeşlerimizin eğitimini tamamlayalım. Yarın Allah nasip eder belediye başkanı oldular, milletvekili oldular. En azından milletin başına bela olmasınlar, hizmet etsinler. Amacımız, hedefimiz bu. Sahalardayız. Saha güzel, Refah Partisi açısından. Genel başkanımızın hangi konuya değinse genel başkanımız o konunun sonunda biz muhakkak 10 bin, 15 bin üye bandında üyelerimizi arttırıyoruz. Son 2 aydır da biliyorsunuz 3 ay üst üste açıklama yaptı Yargıtay. İşte Refah Partisi birinci çıktı. Hatta yeni kurulan partilerden bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam Temmuz ayının üyeleri açıklandığında kendilerinin birinci olduğunu söylediler ama Yargıtay bir de açıklama yaptığında gerçekten Refah Partisi'nin ne kadar açık ara önde olduğunu ortaya koydu. Ve son 2 aydır da Yargıtay bu açıklamaları yapmıyor ama biz biliyoruz ki Refah Partisi yine her ay
ülkemizde en çok üye yapan parti. Başkanım, bununla ilgili hemen bir şeylere girmek istiyorum da, anketlerde Refah Partisi'ne çok yer verilmiyor. Bunu nasıl Hiç yer verilmiyor. Hiç yer verilmiyor. Çok yer verilmiyordu, hiç yer verilmiyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz de iyi biliyorsunuz ki 91 seçimlerinde, yanlış hatırlamıyorsam, orada da Refah Partisi 1.7 gösteriyordu. Hiç yok hükmünde. Ama seçim sonuçlandı. Refah Partisi Türkiye'nin en büyük partisi oldu. 96 seçimlerinde de öyle. 94'te de öyle. Yani Refah Partisi'nin tarihin her döneminde, Refah Partisi tarihin her döneminde zaten anketlerde yok. Biz zaten anketlerde olmayı da beklemiyoruz. Televizyonlarda olmayı da beklemiyoruz. Televizyonlarda olduğumuzu, yani şöyle diğer siyasi partiler gibi olduğumuzu gördüğümüz zaman zaten bizim kafalarımızda bir soru işareti oluşur. Neden? Refah Partisi tarihin hiçbir döneminde televizyon programlarına da çıkmamıştır. Televizyon programlarına konu da olmamıştır. Anket şirketlerinin, anketör firmalarının dosyalarında da olmamıştır. Mesela bizim genel başkanımız bununla ilgili bir açıklama yaptı. Kendi akrabalarından bir tanesini arıyor anketör firması. Efendim işte parti isimlerini sayıyor. Siz hangi partinin genel başkanına, cumhurbaşkanlığına oy verirsiniz? Şimdi bakıyor, diyor ki kadıncağız, bir hanımefendi. Diyor ki o ablamız, ya işte ben Refah Partisi'ne vereceğim, Fatih Erbakan'a vereceğim oyu, ama siz saydığınız isimler arasında ne Refah Partisi var, ne genel başkan Fatih Erbakan var. Efendim biz onu anketör firması olarak bu analizde içerisine sokmuyoruz, koymuyoruz. Dolayısıyla mevcudun üzerinden bir şey söylemeniz gerekmektedir. Şimdi en yakınından duyduğu bir şey bu. Anketör firmaları bizi göstermiyor. Göstermeyecek de beklemiyoruz da. Bugün 0.5 oyu olmayan, hatta teşkilatları olmayan tabela partileri bile bakıyorsunuz, o anket firmalarının, anketör şirketlerinin dosyalarında var, analizlerinde var, ama Refah Partisi yok. Niçin yok? Çünkü Refah Partisi 80'de teşkilatlamasını tamamladı. Çünkü Refah Partisi bugün 350 binin üzerinde ıslak imzalı üye sayısına sahip. Bugün teşkilatlarını tamamlamış bir siyasi parti, seçime hak kazanmış bir siyasi parti, bugün İstanbul'un değil, Sultan Gazi'nin değil, Türkiye'nin neresine bakarsanız bakın, Refah Partisi her hafta sonu, her hafta içi program yapmakta. Bugün İktidar Partisi, ana muhalefet partisi bile deseniz ki hafta içi program yapın, genel başkan yardımcısı geliyor, inanın çok zorlanarak yaparlar. Milyonlarca para akıtmalarına rağmen, milyonlarca üyeleri olmalarına rağmen ve binlerce teşkilat mensupları olmalarına rağmen. Bunun sebebi nedir? İnançlı kadrolarınız olursa, az da olsanız nice çoğunluklara karşı galip gelirsiniz. Biz biliyorsunuz Gazi Mahallesi, genel başkan yardımcımız geldi. Gazi Mahallesi'nin pazarının 1/3'ünü gezdik. Orada 58 tane üye yaptık. Bir pazarın içerisinde gidiyoruz, çalışma yapıyoruz, esnaf ziyareti yapıyoruz. Hafta içi, yanlış hatırlamıyorsam oradaki pazar Perşembe pazarı. Gidiyoruz ve 58 tane üye yapıyoruz ve pazarın 1/3, çünkü pazar çok büyük. Vatandaş bizi önce İktidar Partisi'nden zannetti. Bize rağmen dua ettiler, hakaret ettiler. Sonra kendimizi tanıttığımız zaman gelip genel başkan yardımcımıza sarıldılar. Erbakan'ın öğrencileri gelmiş dediler. Hatta vatandaşın bir tanesi şöyle seslendi. Yahu yok mu bu ülkede bir erkek ses? Yok mu bir siyasetçi sokağa çıksın? İktidarıyla, muhalefetiyle bizi birbirimize düşman kıldılar. Niçin meydanlara inmiyorsunuz dediklerinde genel başkan yardımcımız söyledi. Bak bugün biz Refah Partisi olarak hafta içi Gazi Mahallesi'ne gelmişiz. Herkesin tehlikeli gördüğü bölgeye gelmişiz. Kimsenin giremediği, siyaset yapmadığı, aslında hiç öyle bir şey de yok. Gazi Mahallesi bugün Sultan Gazi'nin en demokratik mahallesi. Çalışma yapabileceğiniz en güzel saha. Ben kendim gittim 3 hafta önce. 84 tane esnafa dokundum. 84 tane esnaf bizi bağrına bastı ve biz orada bir de 7 tane de üye yaptık. 84 tane esnaf çok büyük bir rakam. Biz bazıları gibi 3-4 tane esnafı gezip esnaf ziyareti yaptık diye manşetlere atmıyoruz. Her gittiğimiz esnaf ziyaretinde en az 60 tane esnafa dokunuyoruz. Bu bizim için bir kriter. Hangi mahalle olursa olsun. Ana halterlerde bulamasak ara sokaklara gidiyoruz. Bakkalcı amcamıza gidiyoruz. Manifaturacı teyzemize gidiyoruz. Muhasebeci bulsak muhasebeciye gidiyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Niye? O 60 tane önümüze koyduğumuz hedefi doldurmak için. Gazi Mahallesi'ne gidiyorsunuz. Dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 84 tane hesabı geziyorsunuz. Bir tane tepkiyle karşılaşmıyorsunuz. Ve herkes sizi bağrınıza basıyor. Kahvehaneye giriyorum. 77 yaşındaki amca, evet kendisi bana ifade etti, ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne veriyorum. Ancak dedi, ben dedi bu ablemi gördüm ya, ölsem de gam yemem. Bu ablem çıktıysa Allah'ın izniyle fetihler yakındır dedi. Ne fethi amca dedim. Biraz amcayla oturup bir de çay içtik. Ne fethi amca dedim.
Hele şunu bir aç dedim. Ne demek istiyorsun? Evladım dedi, fetihler sadece bir yerleri sıkıntılardan kurtarmak değildir savaş yoluyla. Aynı zamanda gönülleri fethetmektir. Aynı zamanda düzgün gitmeyen ekonomiyi düzeltmektir. Aynı zamanda insanlar kutuplaşmıştır, bu kutuplaşmayı kaldırmaktır. Bugün yapacağınız en büyük fetih gönül fetihidir dedi. Ve ben çok duygulandım, çok mutlu oldum. Ve en güzel çalışmaları da az önce de belirttiğim gibi Gazi Mahallesi ve o bölgede yapıyoruz. Gerçekten halk Vefa Partisi'ne hazır. Bizim tek korktuğumuz nokta biz halka hazır mıyız? Evet. Önemli olan bu. Halk bize hazır. İnşallah biz de halka hazır hale geleceğiz. Tam oraya gelecektim. Aslında ekonominin kötü gitti. Yani konjektürel olarak da dünyada birçok sorun yaşandı. Bizim de malum dış politikadaki bazı enteresan davranışlardan dolayı komşularımızla ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Evet. Böyle bir ortamda yeniden Refah Partisi iktidar olmak ister mi? Olursa ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere bunu çözebilir mi? Evet. Yani bu kadroyu, bu liyakati kendinde görüyor mu? Eyvallah. Öncelikle o soruya cevap vermeden önce o sorunun temeline inmemiz lazım. Bugün sadece suçu iktidarda bulursak adilane bir yaklaşım biçimi olmaz. Herhangi bir sıkıntı karşısında ana muhalefet ve diğer muhalefetler iktidara çözüm önerisi olarak masaya bir şey getiriyor mu? Ben şimdi bir siyasetçi olarak buraya da bakmak zorundayım. Adilane olmak için. Şimdi altılı masa diye bir masa var. İşte bizim üçlü masayız. Bak ne güzel muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Ülkenin gündemini değerlendiriyoruz. Bir şeyler konuşuyoruz. Altılı masa 3 aydır, 4 aydır bir araya geliyor. Daha bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramıyor. Benim gibi cumhurbaşkanı adayı çıkarsalar 6 ortaklı bir iktidar olacak. Doğru mu? Bu 6 ortaklı iktidarda kim nereyi yönetecek? Kim hangi bakanlığı alıyor? Ekonomi kimin eline gelecek? Milli eğitim kimin eline gelecek? Veya diğer bakanlıklar kimde olacak? 6 benzemez bir araya geliyor ve bu 6 benzemez bir şeyi ortaya getirmeye çalışıyor ama aylardır daha çocuğun ismini dahi koyamıyorlar. Bunlardan bu ülkeye fayda gelmez. Önce sorunun temeli bu. Önce bunu belirteyim. Yeniden Refah Partisi iktidarı, milli görüş teşkilatlarının ve milli görüş sistemine baktığımız zaman tarihin her noktasında her zaman krizler sonrası gelmiştir. 94 krizinden sonra Erbakan hocamız geldi. Ne yaptı? Bunlar gibi %50 zam verip ondan sonra %100 faturalara yansıtmadı. Diğer gider kalemlerine yansıtmadı. Enflasyona oranla %300'ler, %100'ler, %56'lar düzeyinde zamlar verdi. Halkın önünü açtı. Halk şöyle bir refah seviyesi yükseldi. Ve elhamdülillah. İyi ki Erbakan Hoca var dedi. Şimdi geldiğimiz noktada evet etrafımız savaş. Tarihe baktığımız zaman savaşın olmadığı hiçbir dönem yok. Hiçbir dönem yok. Mesela Cumhurbaşkanımız ne diyor? Beka. Şimdi beka meselesi. Biz Anadolu topraklarında olduğumuz müddetçe 1000 yıllık tarihimiz hep beka meselesi vardır. Hep vardı, hep var olacak. Bizi zaten bu bölgede zaten istemiyorlar. Haçlı seferlerini niçin yaptılar? Selçuklara karşı yaptılar, Osmanlılara karşı yaptılar. Bugün de olacak, adı değişiktir. Bu seferler yine olacak. Dolayısıyla biz ülke olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza edersek bu haçlı seferlerin hepsinin üstesinden geliriz. Beka meselesi Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi etrafımızı çepeçevre çevrelemeleri değildir. Beka meselesi bugün 6 milyon gencin kültüründen, milli ve manevi duygularından uzaklaşmasıdır. Bugün en büyük beka meselesi budur. Ekonomik kaygılar sebebiyle bugün nice gençlerimiz Amerika ve Avrupa hayalleri kurmakta. Bugün en büyük beka meselesi budur. Peki bunu sadece iktidar mı yaptı? Hayır. Bunu sadece iktidar yaptık dersek tabii ki adilane bir yaklaşım biçimi olmaz. Herkes el birliğiyle siyaset kurumu yaptı. Ben gittiğim tüm sivil toplum kuruluşlarında kendileri bizlere söz hakkı verdiklerinde şunu söylerim. Derim ki arkadaşlar bakın biz Sultan Gazi'de yaşıyoruz ve onlarca yüzlerce sivil toplum kuruluşu var. Ve binlerce gencimiz var. Bu binlerce gencimizi milli ve manevi duygularına tekrar ulaşmaları için hep beraber mücadele etmeliyiz. Sadece kaymakamdan, belediye başkanından değil. Tabii ki ilk kıvılcımı, ilk adım onlar atacak. Ama o kapıdan içeri biz girdiğimiz zaman hep beraber mücadele etmeliyiz. Düşünebiliyor musunuz? Bugün burada sanat festivalleri veriliyor değil mi? Müzikal festivaller. Şimdi ben soruyorum, çağırdıkları sanatçıların hangisi bizim kültürümüzü yansıtıyor? Hepsi Batı müziği. Niçin Sivas'tan, Erzurum'dan, Ordu'dan, Anadolu'muzun birçok ilinden sanatçılar getirilip de gençlerimiz kendi kültürüne bağlı, kendi müziğini niçin öğrenmiyor, niçin bilmiyor, niçin onu sevmiyor?
Niçin eğer sevilmiyorsa bile onların sevmesi için niçin bir adım atılmıyor? Biz kültürel olarak da kendi kültürümüzden artık uzaklaşıyoruz. Hı. Efendim anket yapıyoruz, gençler böyle istiyor. Çok güzel. Bir baba düşünün, 4 tane evladı var. Bir baba 4 evladının hangi söylediğinin yüzde kaçını yapıyor? Kendi bildiğini yapar. Tabii ki. Ne yapar? Kendi ekonomik gücüne göre ailesinin yapısına göre değerlendirir, tecrübesini konuşur, onu yapar. Bugün de bizim belediyemiz yaptığı anketler sonucu gençlerimiz bunları istiyorsa öncelikle gençlerimizin bunları istememesi için bir çalışma başlatması lazım ve kendi kültürümüze aşıklarımızı çağır. Değil mi? Sivas bölgesinin, Erzurum bölgesinin türkücülerimiz var. Bizim kültürümüz var. Bu anket meselesi türkücü, biraz önce sözünü ettiğiniz şeye de benziyor. Yani anketi yaparken seçtiğiniz, daha doğrusu sunduğunuz seçenekler hangisiyse onun içerisinde. Yani. Anket yapılıp yapılmadığını da bilmiyorum. Sadece iyi niyetli bir yaklaşım göstererek öyle söylüyorum. Bunu konu buraya gelmişken başkanım, altın masanın bu konularla ilgili yereldeki ayağını nasıl değerlendiriyorsunuz? Altı benzemezin yanında tabii genel ki, olarak. Genel olarak söyleyeceğim. Yereldeki ayağı. Esas itibariyle Erbakan hocamızın biliyorsunuz tarihsel bir söylemi vardır. Bunların hepsi birbirine benziyor. Hepsi aynı. Neden aynı? Şimdi siz Beşiktaş Belediyesi ile Sultan Gazi Belediyesi'ni veya da Galatasaray Belediyesi veya Türkiye'nin herhangi bir belediyesini, bir tarafta İktidar Partisi'nin belediye başkanları ve belediye yöneticileri, bir tarafta ana muhalefeti ve diğer muhalefetin belediyelerini ve yerel yönetimlerini bir araya getirin. Bakın temelde hepsi aynı şeyi yapıyor. Hepsi aynı şeyi yapıyor. Ben Sultan Gazi için ikinci programımızda bir şey söylemiştim. Nasıl ki genel başkanımız ne diyor? İmtiyazlar. Bunu ülke safı için söylüyor, genel siyaset için söylüyor. Ben de yerel için söylüyorum. Burada da imtiyazlar var. Bir yere bir müdür atanacaksa bakıyorsunuz öbür taraftan gelmiş buraya. Ya yeni bir yüzü yok mu? Niçin böyle yapıyorsunuz? Neden bir grup var da sadece buranın yönetiminde bunlar söz sahibi? Niçin böyle? Farklı insanlar olamaz mı? Ehliyet ve liyakat sahibi, evet olabilir, bizim gibi düşünmüyor, olabilir. Ama bu adam ehliyet ve liyakat sahibi, göreve gelirse en güzel şekilde Sultan Gazi'de görev yapacak veya Galatasaraypaşa'da veya Beşiktaş'ta veya ülkemizin herhangi bir yerinde görev yapacak ve ehliyet ve liyakat sahibi en güzel şekilde yerel yönetimlerde başarıyı sağlayacak. Ama yok, benim gibi düşünecek, benimle aynı fikre sahip olacak, benimle aynı yolu yürüyecek düşüncesi olduğu sürece bu millete hizmet noktasında maalesef kim olursa olsun başarısız da ulaşır. Yerel yönetimlerde aslında hiçbirinin birbirinden farkı yok. Esas da bugün en büyük tehlike yerelde de. Bakın hep birbirimizin değerine hakaret ediyoruz. Şimdi şöyle bir düşünelim. Mesela İzmir Belediye Başkanı geçenlerde talihsiz bir açıklama yaptı. Ve açıklamanın da nereden getirdiğini söylüyor. Şimdi o tarihe baktığımız zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o şartlar altında yapmış olduğu bir kitabın içerisine koymuş olduğu sözleriyle siz bugüne getirirseniz aynı şeyleri, aynı sonucu çıkaramazsınız, aynı değerlendirme yapamazsınız. Aynı kafa, aynı düşünce ne diyor? Ya diyor, biz bu dinle mi bir yerlere gideceğiz? İşte 1400 yıl önce gelmiş değerler. Peki 100 yıl önce söylenmiş bu söz. Sen bugüne nasıl getirip indirgiyorsun? Ve İzmir'in kurtuluşunda Yunan'la ilgili bir şey söyleyeceğine sen kendi tarihinle barışık olmadığı kendi tarihine söylüyorsun. Şimdi bunları söyledin. Bu ülkeye, bu millete 86 milyon ne faydası var bunların? Bunları değerlendirmek gerekmiyor mu? Bugünü düşünmemiz gerekmiyor mu? Bu kadar kutuplaştığımız yetmiyor mu? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Siyaset kurumu dediğiniz şey milleti birleştirmeli. En büyük unsur olmalı. Ama geldiğimiz noktada siyaset kurumu maalesef aziz milletimizi bölüştürmekte, ayrıştırmakta. Ya bir ortak noktamız var, vatan sevgisi. Bir ortak noktamız var, bayrak sevgisi. Bir ortak noktamız var, dini inancımız. Hepimizin inancı aynı. 199'un Müslüman olduğu bir ülkedeyiz. Sanatçı dediğimiz, yıllarca arkasından gittiğimiz, türkülerini söylediğimiz, para verip kasetlerini aldığımız insan kalkıyor. Bizim en büyük değerlerimizden bir tanesi Hazreti Ali Keremullah'ı ve Çin'i hakaret ediyor. Biz nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Olabilir mi böyle bir şey? 86 milyon bunu kabul edebilir mi? Sen kimsin ki Hazreti Ali'ye hakaret ediyorsun? Ne zannediyorsun? Güç zehirlenmesi yaşamışlar. Milletin sevgisini alıp kendilerinde bir göç olgusu olarak değerlendiriyorlar. Başka bir sanatçı da İmam Hatipleri söylüyor. Sanki merkezi bir söylüyor. Yerden düğmeye basılmış gibi bir algı var başkanım. İşte 40 yıl, 50 yıl
ve Erbakan Hoca Allah rahmet eylesin sürekli anıyoruz kendisini. İşte bunu anlattı. Siyonizm öyle ustadır ki kim, ben mi Siyonizme hizmet edeceğim türküsünü söylete söylete kendisine askerlik yaptırır. Bugün evet tek merkezden birileri düğmeye bastı. Aziz milletimizin kıymetli evlatlarının değerlerine hakaret ettiriyor. Buradan da Alevi-Sünni meselesi çıkartmaya çalışıyorlar. Ama yemezler, yemezler. Bir daha olayları yaşamayacağız biz Allah'ın izniyle. Madımakları yaşamayacağız Allah'ın izniyle. Diğer unsurları yaşamayacağız inşallah. Tarihimizde onlar kara bir leke. Bizi birbirimize kırdırmak için nice mücadeleler yaptılar. Ama bu millet feraset sahibi millet. Yine elhamdülillah herkese gereken dersi verdi. Sandıkta olmasına gerekeni sandıkta verdi. Dışarıda vermesi gereken dersi dışarıda verdi. Bu millet ferasetli bir millet. Ben bu milletin ferasetine güveniyorum. Eninde sonunda Allah'ın izniyle herkes doğruya ulaşacak. Başkanım, şimdi biraz konudan şey yapalım. Biraz yeniden başa dönelim. Biz hazırız yönetimi, onu söyleyeyim. Eyvallah. Bakınız, çok özür dilerim. Sorunuzun cevabını da kaçırmayalım. Biraz daldık herhalde başka yerlere. Bakın, milli kaynaklar paketimiz. Çok basit. Hafta sonu bir tane ağabeyimiz geldi, üye oldu. Benden çok rica etti. Burada 3 tane de büyük kitabımız vardı. İşte 81 ilde 684 tane proje diye kitaplarımız vardı bizim. Hepsi bilimsel. Şimdi burada ne diyor? Milli kaynaklar paketimiz bir. Bu 1, 2, 3 gidiyor. Her yıl 150 milyar dolar hazineye borç almadan, faiz ödemeden, milletin sırtına bir yük yüklemeden nasıl orada hazine 150 milyar dolar para atladır? Aynı Erbakan hocamız gibi. Şimdi biz zaten en büyük israf kalemlerden bir tanesi faiz kalemi. Hükümet geldiğinden beri 500 milyar dolara yakın faiz ödedi. Bakın bununla ne hizmetler yapılır? Ne hizmetler yapılır? Ülke 3 defa tekrar ne yapılabilir? İnşa edilebilir. Yine, inşa. Şu faizin önüne geçsek hiçbir şey kalmaz. Ne EYT sorunu kalır, ne o sorun kalır, ne bu sorun kalır. Bugün baktığımız ortada mesela milletimizin ekonomik olarak cebine dokunmayana kadar aziz milletimiz maalesef bir şeyleri fark etmedi. Tehlikenin büyüğünü fark etmedi. Ekonomiye dokundu, milletimiz araştırmaya başladı. Elhamdülillah Erbakan hocamızın dediği noktaya gelmeden Refah Partisi yetişti. Beni anladığınızda dövecek diziniz kalmayacak demişti. Başkanım şu konuda da ilgili bir eleştiri geliyor yani yeniden Refah Partisi'ne. Rahmetli Erbakan'ın politikalarının çoğunu AK Parti'nin yaptığını, başörtüsü onun Ayasofya'nın evet. Bağdat'a açılması, Taksim'e cami yapılması evet. gibi söylemler var. Yani diyorlar ki niye karşı çıkıyorsunuz yeniden Refah Partisi olarak? Evet. Ne istiyorsunuz? Zaten Erbakan'ın hocanın söylemlerinin çoğunu yerine getirdi projelerine. Evet. Bu fark neden kaynaklı? Şimdi şöyle söyleyelim. Ayasofya'nın ibadet açılması. Bunun için hepimiz mutluyuz. Hatta bütün İslam alemi mutlu. Ancak Ayasofya'ya gittiğinizde hala o motifler duruyor. Onları da bir kaldırmanız lazım. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımızın ben İstanbul Sözleşmesi'ni yırtıp attım demesine benziyor. İstanbul Sözleşmesi'ni yırtıp attınız. Ancak mesela Adalet Bakanı'nın bir hafta önce ne söyledi? Zaten biz bunu söylüyoruz ya. Adalet Bakanı'nın ağzından da şöyle bir deklare edelim. 6.284 sayılı kanun hala yürürlükte, bunlar niçin bağır bağırıyor anlamış değiliz diyor. Aynı buna benziyor. Topu sürekli taca atmaya benziyor. Erbakan hocamız hiçbir zaman bu hizmetleri ben borç alacağım, birilerine mahkum olacağım, faiz ödeyeceğim, bu hizmetleri yapacağım değil. Tamamen milli ekonomiyle, milli bir anlayışla. Hiçbir zaman Erbakan hocamızın projeleri arasında biz birilerine boyun eğeceğiz, borç alacağız, faiz ödeyeceğiz, bunları yapacağız değil. Şimdi hükümet açıklama yapıyor, milleti kandırıyor. Ne diyor? Biz IMF'den borç almıyoruz. Ya uluslararası alanda borç veren bir tek kurum IMF mi? Bu psikolojik baskı, psikolojik bir etken olduğu için IMF sözünü bile bile kullanıyor. Cambaza bak, cambaza bak derken her türlü borçlanmayı gerçekleştiriyor. Erbakan Hoca'nın projelerinden hangisini gerçekleştiriyor? Taksim'e cami kurma. Allah razı olsun, tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Nasıl yaptıklarını da bilmiyoruz. İnşallah onu da bir abimiz geçen gün bir şey söyledi. Ya millet o kadar faiz belasına bulaştı ki babasının seneye devriyesi dolmuş. Mevlüt verecek cebinde parası yok. Ama millet ne der diye gidip bankadan kredi çekiyor. Babasının mevlütünü veriyor. Kur'an'ını okutuyor. Milletimiz de artık bu noktaya getirdiler. Öbür söylemiş olduğunuz özür dilerim. Üçüncü bir şık vardı Erbakan Hoca'nın hizmetlerin noktasında. Başörtüsü. Projelerin hepsinden. Başörtüsü. Başörtüsü. Allah razı olsun sorunu çözdü. Çok güzel, iyi.
Peki başörtüsünü kanunlaştırdınız mı? Yarın mesela diyelim ki Yasin Kul geldi, iktidar oldu. Arkadaşlar ben başörtüsü yasaklıyorum dediği noktada hangi kanun bunu engelleyecek? Nereye bağladınız bunu? Anayasayı değiştirme bağladın. Çoğunluğu varken de yapmıyorsun. Yani bunların hepsi zamana bırakılmış şeyler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Biz başörtüsüne niye karşı çıkmışız ya, ben anlamadım diyor. Şimdi orada da iyi niyet yok. Başörtüsüne niye karşı çıkmışız diyor. Milletin manevi duygularına ilgili güzel bir açıklama yapıyor. 3 gün sonra en yakınlardan bir tanesi kalkıyor. İşte Kur'an kursuyla ilgili bir şey söylüyor. Şimdi burada da samimiyet yok. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Siyaset kurumu bir kere samimi olmalı. Bugün ak dediğine yarın kara denemedi. Mesela genel başkanı bir açıklama yaptı. Ne dedi? Eğer dedi, gerçi soru o şekildeydi. Tayyip Bey ile Kılıçdaroğlu yan yana gelirse, baş başa kalırsa ikinci turda hangi tarafı seçersiniz? Genel başkanımız gayet doğal dedi ki, ya dedi, bizim tabanlarımız birbirine yakın olduğu için eğer bir seçenekte bulunursak Tayyip Bey'e destek veririz. Ne oldu ikinci açıklaması? Halktan tepki geldi. Kendi teşkilatlarından tepki geldi. Ve dedi ki, hayır dedi, bizim teşkilatlarımız ve halkımız bunu istemiyor. Diyor ki, sen orta yolda dur. Ortada dur. Ne o tarafa git ne bu tarafa. Çünkü biz iki taraftan da şikayetçiyiz. Sen ortada dur, biz gerekli desteği sana vereceğiz diyor. Ben de teşkilatlarımın sözünü dinleyerek ortada duracağım dedi. Bakın, eleştiriyi kabul ediyoruz. Yanlış yaptığımızı, eğer birileri bizi eleştiriyorsa doğrudur. Bakın burada bir dosya var. Az önce ben açtım, okudum. Bu yeni. Bizim iki tane, üç tane genç kardeşimiz var. Çok özür diliyorum. İki tane, üç tane genç kardeşimiz var. Ben sürekli onlara söylüyorum. Sahaya inin, eksiğimizde, yönetimimize bakın, eksiğimizde, ilçe başkanımıza bakın, eksiğimizde, Refah Partisi'nin Sultan Gazi'deki genellemesine bakın, eksiğimizde, noksanımızda, artımızda, fazlamızda. Bizi eleştireceğiniz noktaları lütfen eleştiriniz. Bu üç tane kardeşimiz bizim gençlik danışmanlarımız. Genç kardeşim, pırıl pırıl, daha 23-24 yaşında. Ve bana üç tane dosya getirdiler. Belli periyotlarda. Eleştiren noktalarda getirdiler. Ne yapmamız gerektiği hususunda da. Diyor, bir mahalleye gideceksin. O mahallenin topyekü. Çalışma şeklini de modernize etmiş. Diyor ki, bir mahalleye gideceksin. O mahallenin %30'una dokunmak zorundasın. %30'una dokunursan %5'inin kalbini kazanırsın. %25'te sıraya girmiş olur. Senin performansına göre karar verir. Bunu kim söylüyor? 23-24 yaşında pırıl pırıl gençler. Belki bize oy da vermeyecekler. O ayrı bir şey. Ama biz onları sahaya indiriyoruz. Kendimizi şöyle bir analiz ettiriyoruz. Bunu her ilçe teşkilatı, her siyasi parti yapmalı. Her siyasi parti. Kendimizi eleştireceğiz. Yanlış yapıyorsak özür dilemesini bileceğiz. Doğru yapıyorsak doğrunun üzerine daha da doğruları koyarak gitmeliyiz. Niye? Biz öyle bir millete hizmet etmek için yarış içerisindeyiz ki tarihin en şerefli milleti bu millet. Hangi millet için siyaset yaptığımızın öncelikle bilincinde olmalıyız. Öyle danışmanların işte efendime söyleyeyim sağda solda rüşvet operasyonlarıyla şunlarla bunlarla işi olmamalı. Adem Bey'in sorduğu bir soru vardı ya, hani Erbakan Hoca'nın söylediği her şey yapıldı. Ne gerek var? Evet. Bu argümanlar yanlış anlamış olabilirler. Yani bu kadar dar olmamalı değil mi? Yani, tabii ki. Olur mu dar? Milli kaynaklar dosyasıyla ilgili mesela hayata geçen bir şey var mı? Yani tabii ki var ama yeterli değil. Hı. Mesela güneş enerjisiyle ilgili bir şey var. Almanya mesela biliyorsunuz, Türkiye Almanya'ya oranla güneşten %90 daha çok enerjiyi ne yapıyor? Çekiyor kendine. Ama Almanya'ya oranla %90 daha az faydalanıyoruz. Mesela en büyük kriz bugün ne? Enerji krizi. Enerji. 2,5 milyar dolar yatırım yaparak biz enerjide her yıl 27 milyar dolar seviyesinde bir güneş enerjisinden faydalanabiliriz. Bunu yazıyor. Bunu kim yazıyor? Genel Başkan Yardımcımız. İşte Erbakan Hoca'nın da en yakınında olan Doğan Aydal. Profesör Doktor Doğan Aydal yazıyor. O döneminde Erbakan Hoca'nın yanında en yakınlarında olan bir şahsiyet. Dolayısıyla öyle boşuna yazılmış kitaplar değil. Sadece bu değil. Çoğu kitabı zaten ödül almış kitaplar. Sadece bu değil. Keşke şu anda burada olsaydı. 81 ilde 684 tane proje. Her ilde, her ilin özelliğine göre, jeopolitik yapısına göre neler yapılması gerektiği hususunda aynı Erbakan Hoca gibi. Bugün 81 ili gezin. Nerede fabrika varsa Erbakan Hocamızın imzası vardır. Nerede fabrika varsa. Bugün mesela ne yapıyoruz? Teknolojimizi övünüyoruz. Silah savunma sanayimizi övünüyoruz. İşte bunların temelleri ne zaman atıldı?
işte 76'daki ağır sanayi hamlesine beraber atıldı. Ecevit ve Erbakan Hoca döneminde, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra. Bugün elbette ki hükümetin yaptığı her şey yanlıştır veya doğrudur diyemeyiz. Savunma sanayisi, evet o zaman temeller atıldı, bugün de bitirildi. Bunlar büyük başarılar. Kesinlikle bunları göre gelecek sözler söyleyemeyiz. Kendi menfaatlerimiz 3 tane oy alacağız diye kesinlikle doğrunun üstünü örtmeyiz. Güzel hastaneler yapılmış, eyvallah çok güzel. Güzel köprüler yapılmış, eyvallah çok güzel. Biz onun işin neresindeyiz? Biz de o işin maliyetindeyiz. Millet adına 1 milyar dolar yapılması gereken bir hizmet varsa yapıyorsunuz fizibilitesini, bu köprü 1 milyar dolara bitirir. Ama ne yazıyor orada? 2,5 milyar dolar. Gel bakayım kardeşim buraya. Ben millet adına sana soruyorum. Niçin bu köprü 1 milyar dolara yapılırken sen 2,5 milyar dolara yapıyorsun? Bir şehir hastanesi parasına 12 tane şehir hastanesi yapılacak parayla 1 tane şehir hastanesi yapıyorsun. 7 tane köprü yapılacak parayla işte bu kitapların sahibi bunun çalışmalarını yapıyor ve bu bilgileri bize sunuyor. Gayet doğal. Eğer varsa bir itirazınız çıkarsınız dersiniz kardeşim siz 7 köprüden bahsediyorsunuz maliyetinden. Bu söylediklerinizin hepsi asılsız ve temelsizdir. Bunlar bar bar bağırıyoruz, 2 yıldır söylüyoruz. Ama hiçbir tanesi çıkıp yok sizin vermiş olduğunuz bilgiler yanlıştır demiyor. Aslında niye demiyor? Çünkü doğru. Bir seçmen olarak benim de bazı işte nüanslarım var. Şimdi biraz önce sözünü ettiğiniz altılı masa politika üretememesi. Maalesef. İktidarın da aslında birçok konuda ben yaptım oldu, ben doğruyu biliyorum tavrı. Seçmeni bir arayışa sürüklüyor. Yani bir proje istiyoruz. Yani biz bir şey istiyoruz. Eyvallah. Sizi tercih etmemiz için ya da başka bir siyasi partiyi tercih edebilmemiz için bir şey istiyoruz. Çünkü pimpon maçı gibi yani günlük söylemler sürekli karşılıklı. İşte birisi birisine bir şey söylüyor. Öteki cevap veriyor ona. Bay Kemal'e işte başka bir şey evet. cevap veriliyor falan. Ortada bir proje yok. Yani yok. Ekonomik evet. olarak sıkıntının yaşandığı, konjektür olarak dünyanın da sıkıntılı olduğu bir süreçte insanlar bir çıkış yolu arıyor. Onun için size ısrarla şeyi soruyorum işte bir proje var mı? Evet. Ve ayrıca şey sormak istiyorum. Süre olarak, tahmin olarak belki bu soru genel başkana sorulmalı ama tabii, genel başkana benim sorulmuş. En yakınımda siz olduğunuz için partinin tepsisi ben size sorayım. Bir süre verebilir misiniz? Yani Refah Partisi, yeniden Refah Partisi iktidarı örneğin 5 senede ben ya da 10 senede yaptığım planlamalarla, çalışmalarla bu ülkeyi düze çıkarmasam bile birçok şeyi düzeltirim diyebiliyor musunuz? Şimdi genel başkanımızın geçen sene yapmış olduğu açıklamayla 100 günlük eylem planı hazır Refah Partisi. Şimdi bir muhabir soruyor, diyor ki ya başkanım işte o kadar kadronuz var mı ülkeyi yönetecek? Biz devlet kurmaya gelmiyoruz. Yeni bir devlet kurmaya gelmiyoruz. Devletimizin bürokratları var, çalışanları var. Şu an masanın başında devlet için politika üretenleri var. Biz bunlarla beraber başarıyı getireceğiz. Sadece atın başındaki önemli. Burada bir sistem önemli. Siz milli görüş sisteminin dışına çıkarsanız hakkı batılı, hakla batılı birbirine karıştırırsınız. Batılı hak, hakkı batılı görürsünüz. Yani doğruyu yanlış, yanlışı da doğru görürsünüz. Bundan dolayı demin en başta söylemiş olduğumuz üzere yani iktidar bir şeye karar vereceği zaman şöyle bir muhalefete dönüyor değil mi? Dönüyor, bir süre veriyor, bir ortaya atıyor. Bir bakıyor bakalım kimle konuşuyor, doğru yanlışı bir analiz edelim diyor. Ama maalesef ortaya atıyor da ortada buna cevap verecek bir siyasi otorite yok. O siyasi otorite boşluğu var. Şimdi altılı masa dediğiniz noktada, az önce cümlenizin başında onu söylediniz. Ya bunlar ülkenin yönetiminde yok muydu birçoğu? Ekonomisinde var, doğru mu? Evet. Dışişlerinde vardı. Yani başbakanlık yaptı, Dışişleri Bakanlığı yaptı. Yani milletimizin en hatırlayacağı şeyi söyleyeyim. Başbakanlık dönemini milletimiz unutmuştur. Başarısızlıklarından dolayı. O yüzden Dışişleri Bakanlığı diyelim. Suriye'ye bir bakın. Beşar Esad'a bir dinleyin. Ne diyor biliyor musunuz? Biz bürokratlarımızı gönderdik kendilerine. Başbakanlığı dönemi. Gönderdik. Dedi ki ya bak siz 100 yıldır sisteminizi değiştirdiniz. Hala oturmamış. Biz de 3 günde sistemimizin oturmasını bekliyorsunuz. Gelin bize yardımcı olun, biz kardeş değil miyiz? Cevap şu Sayın Davutoğlu'ndan. 3 günlük ömrü kalmış bir liderle biz masaya oturmayız. Bu devlet, demin de söylediğim gibi, tarihi derinlikleri olan bir devlet. Bir devlet geleneği var. Devleti yönetenler de bu geleneğe uymak zorundadır. Şimdi en yakın komşumuz, bataklığa sürükleniyor. Biz ne yapıyoruz? Bir kova, o ateşe bir kova su dökeceğimize, daha çok bataklığa gitsin diye uğraşıyoruz. Maalesef yanlış politikalar neticesinde.
Özür dilerim. Ekonomiye bakıyorsunuz. Muhabir soruyor yakın zamanda. Diyor ki ya siz diyor başa gelseniz. Eski ekonomi bakanısınız. Nasıl çıkaracaksınız Türkiye'yi düzen? Çok kolay diyor. Benim diyor yakın dostlarım var diyor uluslararası para politikalarında. Onlar bunlara para vermiyorlar. Güvenmiyorlar artık. Ben onlardan parayı alırım hem de cüzi rakamlarda faizlerle parayı alırım. Düşünebiliyor musunuz? Ey akıl sahipleri, ey bizi dinleyen Sultan Gaziler. Ülkenin yönetimine talip olan bir genel başkan bu sözleri sarf edebilir mi? Ben sizi borçla yöneteceğim diye. Madem ki borçla yöneteceksin, niçin biz hükümeti değiştirelim de sana oy verelim? 20 yıldır tanıdığımız insanlar var. Neler yapabileceğini millet olarak söylüyorum. Neler yapabileceğini, neleri yapamayacaklarını söylemleri doğrultusunda zaten biliyorum. Ben niçin kendimi ateşe atayım da sana oy vereyim, seni getireyim, iktidar yapayım demez mi millet? Der. Demin de sizin söylediğiniz gibi altılı masa bir politika üretemiyor. Hükümetin ortaya attığı bir şeyin karşısında herhangi bir tezleri yok. Sadece Bay Kemal, işte sen Cumhurbaşkanı'na karşı. Bir kere ben size tasvip etmediğim konulardan bir tanesi şu. Evet, genel Cumhurbaşkanımız Bay Kemal diye hitap ediyor. Sonunda hoşuna gitti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bay Kemal sözünü kendi kullanmaya başladı. O yüzden orayı eleştirmiyor. Kendi hoşuna gittiği için. Ama siz bir ülkenin Cumhurbaşkanı hitap ederken öyle mahalleden bir arkadaşınıza hitap ettiğiniz gibi hitap edemezsiniz. Bir kere bu milletin karşısında şöyle bir durur. Millet bunu kabul etmez. Devleti temsil ediyor. Beğenseniz de beğenmeseniz de bugün o koltukta Sayın Recep Tayyip Erdoğan oturuyor. Hepimiz saygılı olmak zorundayız. O bize işimize gelmeyen bir şey söylese bile biz ona saygı duyacağız. Devletimizden dolayı, devletimizi yönettiği için. Refah Partisi'nin politikaları hazır. İlk 100 günlük eylem planı da hazır. 3 yıllık eylem planları da hazır. Allah'ın izniyle bir dönemde Türkiye'yi düze çıkaracak. Çünkü projeleri hazır. Programı hazır. Yani biz gidip uzaydan bir şeyler getirmeyeceğiz. Zaten sistem belli. Sistemin içerisindeki Türkiye'deki bürokratlarla devletimizin kılcal damarlarındaki yöneticilerle bunları yapacağız biz. Yeter ki işi ehline verelim. Bir Sultan Gazi yaşıyoruz. Buraya var, bir... şeker var. Tabii. Ama sadece ustayı koyacağız başına. Elba yapacak adam yapıyoruz. Sadece ustayı koyacağız. Biz Sultan Gazi yaşıyoruz. Gençlerimiz geliyor. Ya başkanım, işte şu iştirakı, İBB'nin şu iştirakine işte alım yapılacaktı. Ben de işte görüyorsunuz bakın dosyalarım burada, ehliyet ve liyakat sahibim, sivim burada, şunun burada, buyum burada. Evet kardeşim, başvurumuzu yaptık ancak bize gelen cevap işte şu falanca partiye gideceksin, oraya üye olacaksın, müracaatını oradan yapacaksın, bize gelecek. Hayda! Şimdi böyle olabilir mi? Bir başka gencimiz de tam tersi istikamette diğer taraf için aynı şeyi söylüyor. Biz de o kardeşlerimize ve topluma söylüyoruz. Sultan Gazi'de ne söylüyoruz? Biz Sultan Gazi'de siyaset yapıyoruz. Peki siyasetle uğraşmayan bir genç olabilir. İş bulamaz. 86 milyon nüfusa sahibiz. Kimilerini sağda görüyoruz. Diyor ki başkanım ben siyasetle uğraşmam. Siyasi olarak benim yanıma gelmeyin. Arkadaş olarak, abi olarak, dost olarak buyurun oturalım, çay içelim, sohbet edelim, muhabbet edelim. Ben siyasetle ilgilenmem. Diyen gençlerimiz çok. Peki bizim bu gencimiz iş bulamayacak mı? Ehliyet ve liyakat sahibise. İlla Refah Partisi'ne, AK Partisi'ne, CHP'sine, şusuna, busuna üye olmak zorunda mı? Artık o da yetmiyor. Üyeliği de kabul etmiyorlar. Geleceksin, teşkilat mensubu olacaksın. Bu en büyük zulümdür. Bu milletin evladına yapılan en büyük zulümdür. Niçin benim bir taraf olmam gerekiyor? Benim tarafım belli. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Ben bu ülkede okumuşum. Bak diplomalarım var. CV'm hazır. Donanımlıyım. Çalışırsam memleketime en güzel hizmetleri yapabilecek derecede bir insanım. Niçin bana bu görevi layık görüp de vermiyorsunuz? Birilerinin, bir sivil toplum kuruluşunun telefon açıp efendim işte bu da bizdendir demesi mi lazım? Niçin? O ondandır, bu bundandır. Peki bu vatanın evlatları kimden? Siyaset kurumunun içerisinde olmayanlar. En büyük zulmü, bugün en büyük zulmü vatandaşa işte bu sistem gerçekleştirmekte. Bakın AK Parti'den alıp CHP'yi, İBB'yi veren, Ankara'yı veren düşünce neydi? Ya şunlara yerelde bir ders verelim. Bir kendilerine gelsinler. Peki sizlere de soru değil ama bir öneri olarak, bir görüş olarak beraber konuşuyoruz, sohbet ediyoruz burada. Peki bu milletimizin vermiş olduğu yetkiyi kullanabiliyor mu şu anda? İBB'den bahsedelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak her gün araçlarımız yolda bozuk.
Bakın Arnavutköy yolunu sık kullanıyorum. Geçen sene de aynı muhabbetti. Ya bir asfaltlama yapıyorsunuz, bir tamir yapıyorsunuz. İnanın 2 ay sürüyor ve her sabah biz gidip gelirken saat 9:10'da benim gidip gelmem lazım oraya. Oradan iş getiriyoruz. İnanın işkence çekiyoruz. Böyle bir şey olamaz. Araçlar sürekli bozuk. İETT'ler yürüyor, sürekli motorlar yanık. Bir yerde bir iş yapacaklar, yapamıyorlar. Evet, diyor ki işte bizi engelliyorlar. Ya kardeşim, asfaltlama yaparken, tamir yaparken veya bir kanalizasyon çalışması yaparken hükümet sana nasıl bir engel çıkarıyor? Ben anlam veremiyorum. Nasıl bir engel çıkarıyor? Ödenek gelmiyor. Konusunu konuşursun, millet sana birisi biraz da olsa hak verir. Der ki kardeşim tamam, olabilir, belki yapabildik der. Ama iktidar ne yapıyor? Dekontları koyuyor önüne, diyor ki bak kardeşim, şu şu tarihlerde ben senin ödeneğini yapmışım. Ama bana şöyle gelebilirsin vatandaş olarak. Bak şu kule, yok mu kule? Adını unuttum yine, geçen seferki programını unutmuştum adını. Galata Kulesi. Galata Kulesi biliyorsunuz İBB'nin iştirakiydi. Değil mi? İBB'ye evet, ait. Evet. İBB, Ekrem İmamoğlu beyefendi işte İBB başkanı oldu. Ne yaptı? Hükümet, Kültür ve Turizm Bakanlığı galiba oradan aldı. Bununla ilgili siyaset üretebilirsin. Kız Kulesi'yle ilgili. Yok. Kule. Galata Kulesi. Galata Kulesi'yle ilgili. Hı. Bununla ilgili bir söylem geliştirebilirsin. Haklı da olsan, haksız da olsan buradan bir muhatap bulabilirsin. Birileri sana hak verir. Ya yıllardır İBB'nin kuruluşu, İBB'ye ait bir yer burası. Değil mi? Şimdi niye alıyorsun? Kültür ve Turizm Bakanlığı der millet, bir cevap ister oradan. Cevap gelirse tabii. Ama şimdi sen sokakta çalışma yapıyorsun, sahada çalışma yapıyorsun, hükümet beni engelliyor. Bunu millet yemez, böyle bir dünya yok. Bunu doğru yapmak lazım. Öyle seçim öncesi cami cami gezip Kur'an-ı Kerim okumakla, namaz şovları yapmakla, ondan sonra seçimden sonra Antalya'da tatil bana çok yakışıyor, rakı balık sofrasında oturmak samimiyet göstergesi değil. İnsan neyse oturur. Hiç gerek yok. İşte İslam'ı kullanmak, dini siyasete alet etmek budur. Yoksa ben normalde namaz kılıyorum. İslam'ı vecibeler elinden gelince yapıyorum. Cumhurbaşkanı oldum, başbakan oldum, belediye başkanı oldum. Ben yıllardır yaptığım şeyden mi beri duracağım? Çok özel bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi bu söylediklerimizden diğer argümanları da katarak söylüyorum. Aslında Türkiye'de yerelde ve genelde siyasi erkeği belirleyen muhafazakar kesim. Yani daha kalabalık. Ve onlar kime uygun görürse ona veriyorlar yetkiyi, değil mi? Yani bu konuştuklarımız olur. Yoksa aslında bu kavram da artık kalmadı. Seçim öncesi falan insanların işte bu argümanların peşine düşmesi, işte cam sizin cam dolaşmasının sebeplerinden birisi bu. Peki bu muhafazakar kesimin kafası niye karışık? Niye doğru olanı bir türlü gerçekten? Şimdi maalesef bu özel soruya özel bir cevap vermek gerekiyor. Bu sorunun cevabını elhamdülillah burada arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Düşüncemi rahatlıkça ifade etmek istiyorum. Bugün biz sahaya indiğimiz zaman mesela ev sohbetlerinde 12. ayın 25'iyle hastalanana kadar 28 tane ev sohbeti yaptık. Burada hem ana muhalefet, sadece iktidar değil. Şimdi sürekli hep aynı şeyler geliyor önümüze. Ya siz muhalefetsiniz, iktidarı eleştireceksiniz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Doğru yapıyorsa alkışlarız. Yanlış yapıyorsa doğrusunu ortaya koyarak eleştiririz. Muhalefet de yanlış yapıyorsa muhalefet de eleştiririz. Özür dilerim. Muhalefet kısır döngü siyaset yapıyorsa, bu ülkenin gündemine gerçek gündemi getirmiyorsa, sorunları getirmiyorsa muhalefet de eleştiririz. Şimdi maalesef o evlerden aldığımız, o ev sohbetlerinden aldığımız izlenim şuydu. Çıkardığımız sonuç şuydu. Şimdi bu yapılan hataları, bu borçlanmaları, maneviyata ve milli değerlere karşı yapılan bu sıkıntılar, yani bu eksik noktaları şayet Cumhuriyet Halk Partisi yapsa vatandaşın tepkisi net. Ya bunlar yapar. Biz bu tepkileri kendilerinden duyduğumuzca rahatça ifade ediyoruz. Bu toplumun tümünü kapsar mı? Tabii ki onu bilemem. O artık vicdanlarımızla cevaplayacağımız bir soru. CHP yapsa işte onlar belli. Bir söz var, şimdi kullanmayacağım onu. Çok ağır çünkü. Bunlar belli. Bunlar tarih her dönemde zaten böyle din düşmanıydı. Bunlar belli. Bunlar dikili ağacı yok. Buna hizmet etmezler. Bunu buraya çekelim. Şimdi bu hataları, bu sıkıntıları bunlar yaptı. AK Parti yaptı. Muhafazakar görünen AK Parti. İslami görünen AK Parti. Şimdi bunlar yaptığı zaman da cevap şu. Bunlar yapıyorsa bildikleri var. İşte sıkıntının asıl temeli bu. Esas temeli bu. Sabahtan beri ne söylüyoruz biz? Adilane yaklaşmamız gerekiyor. Kim olursa olsun, kim yaparsa yapsın,
doğruyla alkışlayacağız. AK Parti'nin yaptığı doğruları alkışlayacağız. Elhamdülillah güzel, faydalı işler yaptılar. Biz hepsine topyekun yanlış diyemeyiz. Güzel ve faydalı yaptığı işler. Ülkenin her tarafını yol yaptılar. Bakın, yol medeniyettir. Belki şu su sıkıntıları, 3 yıl önce, 4 yıl önce çektiğimiz su sıkıntıları mevcut belediye ve mevcut belediyenin siyasi otoritesi olsaydı o su sıkıntıları belki bize atlatamayacaktık. Çünkü çözüm üretme noktasında maalesef kısırlar. Çözüm üretemiyorlar. Ama AK Parti'nin mesela bu konulara böyle hızlıca müdahalesi var ve çözüm üretiyor. Öyle veya böyle, öylesini böylesini tartışırız. Nasıl yaptığını, yöntemini tartışırız. O ayrı bir konu. Sonuca bakarsak çözüm üretme noktasında AK Parti CHP'den daha başarılı. Halkımızın bakış açısı da muhafazakar noktada işte o. Bunlar yapıyorsa bildiği vardır. Bir bildiği vardır dediğimiz noktada işte Türkiye'nin manevi olarak, milli olarak geldiği durum ortada. Çocuklarımız bugün 6 milyon gencimiz deizm ve ateizmle boğuşmakta. Evet. Hatta bir gencimiz Ramazan ayında yapmış olduğumuz programda geldi, uzaktan bizi izliyormuş, yanıma geldi ki başkan diyor ve siyaset miyaseti boşver. Ben sana tek bir şey söyleyeceğim. Belediyenin önünde bayrak var, görüyor musunuz? Yani karanlık görmüyorum ama biliyorum orada bayrak var. Orada İsrail bayrağı bile olsa benim umurumda değil, ben cebime bakarım dedi. Ve ben şok oldum. Biz tarihin hiçbir döneminde bu sözleri duymadık. Ve bu çocuk muhafazakar dediğimiz illerden bir tanesine ait. Oralı olan bir kardeşimiz. Hatta Sultangazi'de en yoğun nüfusu olan bir. Ve ben şok oldum. Kendisini anlattık. Oturduk 45 dakika. Bütün programları sekteye uğrattım, geriye çekildik, baş başa 45 dakika konuştuk. Bu işin böyle olmadığını, olamayacağını, birileri yüzünden siz bu hayalleri kurmamanız gerekiyor. Bir hayal kurulacaksa 2023'te gideceksin, kendi hür iradenle oyunu kullanacaksın, onların başka hayaller kurmasını sen sağlayacaksın. Sen bu hayalleri kurmayacaksın. Ekonomik kaygılardan dolayı gençlerimizi biz nasıl kaybederiz ya? Nasıl kaybederiz? Ne diyor Erbakan hocamız? Yine söylüyorum, Allah rahmet eylesin kendisine. Biz o zamanki nüfusu, bu zamanki nüfusa indirgenirsek 86 milyon vatan evladı olarak yeni bir dünyayı kuracağız. Alevi deyip, Sünni deyip ötekileştirmeyeceğiz. Kürt deyip, Türk deyip ötekileştirmeyeceğiz. Sosyalist deyip, bilmem ne deyip ötekileştirmeyeceğiz. Hep beraber bu kazanın içerisine gireceğiz. Bir bayrak haline, bir yumruk haline geleceğiz ve yeni bir dünyayı kuracağız. Dünyada da adaleti tesis edecek tek millet bu millettir. Şu anda yaşadığımız coğrafyada, şu anda dünyada gelişmelere de baktığımız zaman inanın, inanarak söylüyorum, siyasi bir söylem olsun diye söylemiyorum, dünyada tekrar adaleti tesis edecek şerefli millet bu millettir. Devletimize sahip çıkalım. Evet, tehlike vardır. Tehlike yoktur dersek zaten onların gözleri vardır, görmezler, kulakları vardır, duymazlar ayetine maalesef muhatap oluruz. Tehlike vardır. Bu tehlikelerde kim bertaraf edecek? Bu aziz ve asil millet bertaraf edecektir. Allah bize inşallah o sıkıntılı günleri göstermez. Amin diyelim başkanım. Amin diyerek de programımızı kapatalım. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu programları inşallah Sultan Gazi'mizin tümünde gerçekleştirin. Bu da bir kardeşine olan tavsiyemdir. Çünkü milletimiz hakikaten sizi takip ediyor. Sizin topluma verecek çok şeyiniz var. İnşallah bu programların devamını bekliyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ve siyaset kurumunun vermediği şeyleri veriyorsunuz. Gündemi belirliyorsunuz. Bunu cidden söylüyorum. Siyaset kurumunun vermediği birlik ve beraberlik hissiyatını bu toplumda yani Sultan Gazi'nizde sizler veriyorsunuz. Bundan dolayı sizleri özellikle tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah diğer gruplarda medya olsun, siyaset olsun, iş hayatı olsun, spor hayatı olsun, bunların hepsi sizleri, bizde, ben de dahil olmak üzere hepimiz sizleri örnek alarak inşallah topluma çok iyi şeyler veririz. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.